8.000 TL geldi. Boza teşekkür ederim. Hamileyim diye video atmasaydın. Arkadaşlar, haberlere çıktıktan sonra ben açıklama yaptım. Engin teşekkür ederim. Haberlere çıkmasaydı ben de zaten nikahtan sonra açıklayıp hiç bu toplara girmeyi düşünmüyordum, emin olabilirsiniz. Ama bir cambali gerizekalısı haberlerde söyledi. Açtı kendi programında söyledi. Ben de niye inkar edeyim ki? Doğru sonuçta. İnkar etsem 3 ay sonra belli olacak, karnım burnuma gelecek. O zaman ne diyeceğim? Kızım var mı diyeceğim. Karı söyledi, ben saklasam olur muydu? Allah belası varoş fare suratlı söyledi bir kere. Ben de yani ayıp bir şey değil. Ne yapayım, yapmışım sonuçta. Yapmadım. Yo, yaptım. Nutella teşekkür ederim. Aldırsaydım katil olurdum. Aldırmadım zinacı oldum. Benim için fark eder mi? Hiç etmez. Çünkü öncesinde de daha neler neler bana söylüyordunuz. O yüzden yani. Gel sana biraz fındık yedireyim. Zihinsel gelişimin için bu fındık önemli. Hadi arkadaşlar, Ecel Onay'ın doğalgaz parasını ödeyin, destek çıkın. Ay sağ ol canım, benim koç komedi ya. Allah'ıma çok şükür. Koç komedi işi var, gücü var. Efendime şu ay fındığım düştü. Altıncı hafta oldu. Fındık yiyorum, fındık. Bebişkom'un hiç beyin gelişimini niye ilgilenmiyorsunuz? Beyin gelişmesin de benim çocuğum. Şimdi bak ağlarım. Gerçekten otur hüngür hüngür ağlarım bana böyle yaptığınız için. Yok fındık yemeyecekmişim, yok ceviz yemeyecekmişim, yok canınız çekiyormuş. Benim çocuğumun zihinsel gelişimi gelişmesin mi? İşte böyle durup dururken ağlıyorum, kusura bakmayın. Ama ne yapayım, hormonlar mıdır nedir bilmiyorum. Durup durup ağlıyorum, canım sıkılınca ağlıyorum. Dün de evde karpuz yok diye 3 saat ağladım, biliyor musunuz? Hala ne diye battı, teşekkür ederim hala. Biraz hormonlar olarak çok sıkıntılıyım kanka, kusura bakma. Bana diyorlar ki fındık yeme, ceviz yeme, yok işte yayında yeme. Niye? Çünkü çocuğumun beyin gelişimi bile tamamlanmasın istiyorlar. Atakan teşekkür ederim. Kocan ne iş yapıyor? Çaycı. Yiyeceğim ben. Bütün fındıkları, fıstıkları hepsini toplayacağım yanıma. D'ye teşekkür ederim. Aha bak. Kuru üzüm. Bunu da yiyeceğim. Kız o kadar doğalgaz faturası mı var? En büyük üşüyor. Atakan teşekkür ederim. Bebeğin cinsiyetini erkek. Bu sert yeme. Bebeğin sert, bunu yeme. Küçüklerini yiyeyim. Her tarafta sümük, her tarafta sümük. İki tane ceviz yedim, gözünüze battım. Millet açıyor böyle, portakallı ördekler yiyor canlı yayında. Ona bir şey yok. Onlara hiçbir şey demiyorsunuz. Ama ben fındık yedim ya, çocuğumun beynine biraz şey gitti ya, böyle vitaminli şeyler gitti ya. Hemen niye yiyorsun, niye yiyorsun? Bol mu yiyeyim? Ablacığım sana kimse kızmıyor. Bana kötü davranmayın.
yiyeyim mi? Oh, bunu da yiyeceğim, hepsini de yiyeceğim. Çocuğum da çok zeki olacak. En zekisi de benim çocuğum olacak. Sizler de zeki olacak, bana kötü davranıyorsunuz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hediyeleriniz için teşekkür ederim. Çoğunu göremedim. Burak, Gizem, teşekkür ederim. Cildin neden bu kadar temiz? Yakında markamı çıkaracağım. Kendi kullandığım ürünleri birleştirip yaklaşık kaç 6 aydır falan üstünde çalışıyoruz. Bana 6 tane ürün hazırladım, kimyacım gönderdi. Hepsini denedim birer ay. Hiçbirinden memnun kalmadım. Memnun kaldığım zaman Eceronay markası olarak çıkaracağım kendi cildime kullandığım ürünleri. Ama önce deneyip gerçekten güzel sonuçlar almam lazım. Karnını göstermem. Burnundan memnun musun? Evet. Ama hamilelikte sürekli burnum tıkanıyor. O yüzden de çok ağlıyorum. Burnum tıkandığı zamanlarda ağlıyorum. Geçmiyor. Yani daha çok tıkanıyor. Hamileyken çok ağladığında bebeğin ağlak bir şey olur. Ne yapayım arkadaşlar? Bilerek mi ağlıyorum? Az önce gördüğünüz yayının ortasında böyle geliyor yani. Normalde beni tanıyorsunuz. Hiç bana birisi fındık yeme dese onun gözüne sokarım o fındığı. Ama şu anda çok duygusalım. Burak, teşekkür ederim. Gamze hamile, biliyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Azena da işte beni izleyip gülüyor. Ben de küstüm işte. O da yapacak mısın? Yapacağım. Odası var ama şu anda boş, hiçbir şey yok. Mehmet yapacak. Tamam, ağlamıyorum. Asena'ya nasıl alınıyor? Yayıncı ekleme. Davet ettim. Sen beni izleyip benimle dalga mı geçtin? Diyorlar ki Ece ağlıyor ağlıyor. Dedim ki yalan. Baktım buradan. Sonra dedim ki Ece dedim hamile dedim. Normal ağır geçiriyor. Niye ağlıyorsun? Anladım. Diyordum, bana hepsi yazdılar ki canımız çekti, niye yiyorsun bilmem ne, ama ben sadece çocuğumun beyin gelişimi için yemiştim. Arkadaşlar siz niye kızı üzüyorsun? O da fındık yani, portakal ördek yemedim sonuçta, fındık. Kötü davranışlar bana, ben de ağladım. Ya, sataşmayın, sadece ağlayacak yer arıyor arkadaşlar. Siz niye öyle şeyler yazıyorsunuz? Meyve yoktu diye ağladım. Hem de 3 saat ağladım. Meyve yok mu? Bir tane meyve var, ismini söylemeyeyim, canın çeker. O yoktu diye 3 saat ağladım. Hiçbir şey canım çekmiyor. Ece, ben nasıl bir insanım ben anlamadım daha. Allah sana sabır vermiş. Allah. Veysel demek ki kime de sadaka verdiyse bilmiyorum. Veysel... Böyle diyor. Ama sen bir ağladıkça bebek de üzülüyordur. Kanka bilerek ağlamıyorum ki, yayında duruyordum. Böyle kendi kendime yorumları okuyordum. Bir baktım buralardan yaş geliyor. Niye oldu? Yani durup dururken sürekli ağlıyorum. Senin yanında bir olması lazım. Sürekli seni böyle güldürecek. Ama Mehmet yine işe gitti işte. Yine kaldım burada. Ben şimdi kapatıp Mehmet'in başına neler getireceğim biliyor musun, kapatınca bu yayını beni tek bıraktı diye. E sen de git. He? Mehmet de işe git. Ay ay ay. Gitmem. Sen neredesin? Ağlama, tamam mı? Sana bir şey derlerse. Hiç ağlama, gül.
Bana bir şey derlerse sana şikayet edeyim mi? Tamam ben. Ağlama. Doğacak her bok ağlayacak çocuk ondan sonra. Biraz affındık yiyeyim. Ye. Sen getirsin senin ye. Sen neredesin? Ben de dışarıdayım. Kafeye geldim öyle bir şeyler yiyeyim diye. Ya ben de baksam. Ben de rahat edemiyorum. Her yerde böyle rahatsız oluyorum. Yayılmaya çalışıyorum. Sende var mı? Ben en son farkında değildim. Restoranda ayaklarımı masanın üstüne uzatmışım. Farkında bile değilim. Telefonla uğraşırken. Yani o yayılma ihtiyacından dolayı zaten evden hiç çıkmıyorum. Evde yayılayım bari diye. Karnımdan mesela şöyle çorap giyerken zorlanmaya başladım yavaş yavaş. Sen de? Benimki de memoş giydiriyor. Ben eğlenmiyorum. Ben abi. Ya sakat muamelesi yapıyor ya. Sırf giydirsin diye. Ben gece kalıyorum ya. Ayağımı kaldırıyorum. Memoş çorabımı çıkarır mısın diye. Kalkıyor çıkarıyor yazık. Mehmet valla nerede günah işlediyse bilmiyorum. Allah beni onun başına vermiş. Var. Ben de Veysel çoraplarını çıkarmıyor. 5 gün kokmasın diye gidip onunkini çıkarıyorum. Neyse şu an şiddetle kılıyorum ama o anı hayal etmek istemiyorum çünkü her an kusabilirim. Bak mesela ayakkabı giyerken böyle şey oluyorum işte. Ikınıyorum yani böyle. Açılamıyorum. Sen neyse ben sağ taraftan sol tarafa dönerken nefes nefese kalıyorum. Uzanıyorum. Uzandığım yerde nefes alıyorum. Elo. İlederim. Şey oluyor mu? Böyle yatıyorsun ya akarken. Göbek şişme. Bir sikil. Yamuluyorsun. Mesela lavaboya gideceğim. Koltuktan kalkmam gerekiyor. Mehmet 4. katta. Ben de en alt kattayım. Tamam mı? Bağırıyorum Mehmet diye. Geliyor. Ondan sonra ne oldu diyor. Bir de böyle çığlık çığlığa bağırıyorum. Ne oldu diye geliyor diyor. Kaldırır mısın? Ulan eve bak eve 4 katlı. 4 katlı aşağı geliyor beni tutuyor kaldırıyor sonra geri yukarı çıkıyor. Ha? Şey demiyor değil mi? Vallahi Allah razı olsun hiçbir şey demiyor. Bütün şımarıklıklarım, nazım, ağlamalarım yani Allah razı olsun böyle devam eder inşallah. Hep böyle, böyle. Yani sonuçta sen de yani onu kaldırmanı istemezsin. İstemeden oluyor yani. Sonuçta onun da çocuğu. Niye bir tek ben taşıyorum? Sakatsın yani. Kalkamazsın. Yani. Ay süper ya. Abi gece bunu atacağım şimdi. Ben bu peçeteyi yeni açmıştım. Bugün ağlamaktan bitirdim. Ne? Bildiğin yiyor yani peçeteyi resmen. Sen... Çocuk üzüldü. Ağlama. Bak şimdi ben de ağlayacağım. Ya içimden gülmek geliyor. Şu an çok komik göründüğümü de biliyorum ama böyle damlıyor yani. Bilmiyorum ne yapacağım. Böyle kaldım sürekli ağlıyorum otoboka. Evet. Allah'ım ya. Bol bol su iç bari. Vücudun su kaybediyor ağladıkça. Yandan içiyor, yandan çıkarıyor. Elinde de suyu. Of ya. Geliyorsunuz İstanbul'a. Senin kaçında? He? Haftalık oldu. 16 hafta 2 gün. Tam 4 ay 2 günlük. Evet. İyi, teşekkür ederim. Nasıl geliyorsun İstanbul'a? Biz haftaya pazartesi falan diyor Veysel. İyi hadi gelin bekliyorum. Senin bugün artık 4 ay oldun. Bulantın bitmesi lazım. Bitti mi? Daha dün gece kustum. Uykumdan uyanıp kustum resmen. Ama azaldı mı? Yani ilk zamanlara göre azaldı. İlk zamanlarda günde 3 kere kusuyordum. Şu an... Biliyorum. Bakma.
Günde bir kere, o da geceleri böyle uyuyorum, sonra uyanıyorum, kusuyorum, geri uyuyorum. Yiğit teşekkür ederim. Ay ben bir kere kustum, onda da ıspanak üçüncü gün yenmiyormuş. Ispanak yemişim, o beni zehirlemiş, ondan kustum. Aa, ben de ıspanak yediğimde zehirlenmiştim, kusmuştum. Aa, ikinci gün yedim hatta galiba. Ispanak sadece birinci gün yememiz gerekiyormuş hamileler için. Hangi birinci gün? Piştiği gün yiyeceksin, ikinci gün yemeyeceksin. Üstüste yemeyeceksin. O evet, yani içinde demir var ya, zehire dönüşüyormuş ikinci gün. Tövbe 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 tövbe. Ben de bir de kızartma yediğimde çok kusuyorum hemen ardından. Yağlı o da. Bütün hamileliğimi salatalık ve havuçla geçirdim. Bir elimde o. Tutlu salatalık müthiş mide bulantısı kesiyor. Evet, limonla beraber. Ben bir günde kaç tane limon yedim biliyor musun? 8 tane. Bir gün içinde. Nasıl limon seviyorum, üstüne tuz döküyorum. Ama senin erkek, senin tatlı yemen lazım.